Herkese merhaba, hoş geldiniz. Yumuşacık tam ayarında pastaneden aldığınız poğaçalardan hiçbir farkı olmayan nefis pastane poğaçası hazırlayacağız. Geniş bir kaba bir paket instant maya alıyorum. 3 yemek kaşığı da toz şeker ekleyeceğim. 1,5 çay bardağı ılık su ilavesi yapacağız. Klasik e, evde bulunan 100 mililitrelik çay bardaklarından 1,5 çay bardağı ılık su Biraz karıştırarak 5 dakika kadar bekleteceğim bu şekilde. 5 dakika beklettikten sonra yumurtasını ekleyelim. 2 adet yumurta kullanacağız. 1 tane yumurta sarısını üzerine sürmek için kenara ayırıyorum. 2 akı ile 1 sarısını da hamuruma ilave edeceğim. 200 gram oda sıcaklığında iyice yumuşamış tereyağım var. Tereyağımızı da ekliyoruz. Kullandığım malzemelerin tamamını yazacağım aşağıya liste olarak açıklama kısmında bulabilirsiniz. Toplamda 5 su bardağı un kullanacağız. İlk etapta 4 su bardağı unumu ekliyorum. 5. su bardağı unumu yanıma alıyorum. Hamurumu yoğurdukça ekleyeceğim 5. su bardağı unumu. Bir tatlı kaşığı da tuz ekleyelim. Tuzu muhakkak un ile beraber ekleyin. Şimdi hamurumu yoğurmaya başlayacağım. Hamurumuz toparlanana kadar yoğurun. Poğaça hamur olduğu için çok fazla fazla yoğurmaya gerek yok. Toparlandığı anda bırakacağız. Evet, 5 su bardağı unumu da gördüğünüz gibi yavaş yavaş ekliyorum. Bardağın tamamını kullanacağım toplamda 5 su bardağı un ile hamurumuzu yoğurmuş olacağız. Biraz ele yapışan yumuşak bir hamur olana kadar yoğuralım. Böyle yağlı güzel bir hamur olduğunda bırakalım yoğurmayı. Bakın hamurun kıvamı bu şekilde olmalı. Şimdi 30-35 dakika kadar hamurumuzu mayalanmaya bırakacağız. Üzerini bir streç folyo ile kapatacağım hava almaması için. Böyle tamamını bir streç folyo ile kapatalım. Dilerseniz bezle örtebilirsiniz üzerine. Bu şekilde mayaya bırakıyoruz. 35 dakika beklettim hamurumun üzerine açıyorum. Böyle üzerine açıyorum ve ee, havasını alacağım. Yağlı bir hamur olduğu için zaten çok fazla e, kabarmayacaktır. Dediğim gibi poğaça hamur olduğu için çok fazla da yoğurmayacağız. Sadece şöyle biraz toparlayarak e, poğaçalarımızın şeklini vermeye başlayacağız. Böyle koparıp bezeler haline getirelim hamurumuzu. Toplamda 12 beze olacak. Toplamda 12 poğaça çıkıyor hamurumuzdan. Hazırladığımız bezeleri bu şekilde e, yağlı kağıt sermiş olduğumuz bir fırın tepsisine dizelim. Dizmiş olduğumuz bezelerimizi şimdi elimizle bu şekilde açacağız. Bir parmak kalınlığında her bir bezemizi bu şekilde açalım. Çok inceltmeyin. Bu büyüklük ideal. Hamurlarımızı bu şekilde açarak bir 15 dakika kadar da tepside mayaya bırakacağız. Bir 15 dakika bu şekilde bekletelim. 15 dakika beklettiğimiz hamurlarımızı üzerlerine yumurta süreceğiz, yumurta sarısı. Her birine böyle iyice yumurta sarısı sürelim. Yumurtamızı da sürdükten sonra şimdi o güzel şeklini vereceğiz. Bir çatağın yardımıyla. Yukarıdan aşağıya ve soldan sağa çatalımızla çizikler atalım. Çok derin değil. Şeklinde verdikten sonra önceden ısıtmış olduğum 170 derece fırında 25 dakikada pişireceğiz. Poğaçalarımız fırından çıktı. Dumanı üzerinde sıcak sıcak pastane poğaçası sevenler mutlaka denemelisiniz. Çok güzel bir şekilde, çok kısa sürede kızardılar. Kontrollü bir şekilde pişirin. Çok iddialı olduğum bir tarif. Deneyip memnun kalmayan kesinlikle olmayacaktır. Böyle bir tanesini hemen formuna ve içinin nasıl güzel piştiğine de bakalım. Bakın içi de çok güzel bir şekilde pişti. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Abone olup beğeni de bırakırsanız çok sevinirim. Başka tariflerde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.